Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi işletmenizde yaptığınız başarılı çalışmalarla değerli izleyicilerimize de aktardığım gibi gerçek anlamda bu sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmelerdensiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetleri tabii ki değerli izleyicilerimize paylaşacağım ama öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek için sormak istiyorum. Sayın Yasir Bozkurt kimdir? Bu sektöre ne zaman ve nasıl başladınız efendim? Yasir Bozkurt, Antakya doğumlu, ilkokul mezunu, 1971 doğumlu. 82 yılında sanıyorum. 82 senesinde bu mesleğe başlamış olup bugünkü tarihe baktığınız zaman 15 yıldır kendi hesabıma, kendi işletmemi, kendi iş yerimi devam etmekteyim. Şimdi 71 doğumlusunuz. Evet. 82 yılında dediğimizde yaş 11. Çok küçük yaşlardan beri bu sektörün içindesiniz. Ve bu sektörün çıraklık aşamasından başlamak şartıyla kalfalık, ustalık aşamaları ve 15 yıl önceye dönüyoruz. 2003 yılında da kendi işletmenizi açarak gelen konuklarınıza hizmet vermeye başladınız. Doğrudur. Bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla kalitenizi, hizmet yelpazenizi, çalışma alanınızı genişleterek ciddi anlamda herkesin bildiği, tanıdığı en iyi işletmelerdensiniz. Yine burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce değerli izleyicilerimize şu an içinde bulunduğumuz işletmenizin konumundan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim? 600 metrekare alanda çalışıyoruz. 600 metrekarelik bir alan içinde çalışıyorsunuz ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplamda? Şehir dışı ve atölyede mevcut sayımız 60 kişi. 60 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla da hizmetlerimiz yürümekte. Şehir dışı dedik çünkü sadece bu atölyeyle sınırlı değil hizmetlerimiz. Ayrıca bir montaj atölyemiz Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere de cevap verebiliyor. Evet. Şimdi bununla ilgili de detay bilgiler alacağım ama öncelikle burada verilen hizmetleri biraz açalım mı? Size gelen konuklarınız. Sizin biliyorum çelik yapı ve çelikle alakalı, demirle, ferforjeyle alakalı her türlü talebe cevap verebilen bir atölyesiniz. Örneğin neler yapmaktasınız gelen konukların taleplerinin doğrultusunda? Özellikle çelik sistemlerinde dubleks merdivenleri, ferforje niteliğindeki bütün demir aksamlarında özel sisteme dayalı, ağır sistemlere dayalı da bunun yanında özellikle cezaevleri, hastane, adliye binaları temelden olup bitiş noktasına kadar ihale usulünde bütün bu çalışmalarımızı şu anda sürdürmekteyiz. Şimdi ihale usulünde dediğimiz tamamen resmi kurum ve kuruluşların ihalelerine girerek uzun yıllar bu sektörde yaptığınız çalışmalar var. Bunların örneklerini birazdan değerli izleyicilerimize paylaşacağım. Bunları devam ettiriyorsunuz. Biraz evvel de söylediniz, anahtar teslim, hizmetler verirken yine dışarıdan gelebilecek talepler doğrultusunda konstrüksiyon, çatı ya da çelik konstrüksiyondan binalarımız yine evet. Ve talepler doğrultusunda ferforje, kapı, merdiven, trabzan tüm bu taleplerin tamamına da cevap verebiliyoruz. Evet. Peki ağırlıklı olarak size bu tür talepler nerelerden gelmekte ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Antakya'nın içindeki bütün müşterilerimizin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden çok şükür taleplerimiz var. Ve biz bütün bunlara karşılık verebilecek kapasiteyiz şu anda. Şimdi sadece Antakya ile sınırlı değil, çevre il ve ilçelerden gelen tüm taleplere cevap verebildiğimiz gibi Türkiye'nin 81 ilinden bize gelecek her türlü talebe cevap verebilme imkanı ve özellikle olanağı var elimizde. Evet. Gerek profesyonel kadro gerekse içinde bulunduğumuz işletmemizdeki kullandığımız makina ya da parkurlarımızda hizmet verebilecek düzeydeyiz diyoruz. Evet. Şimdi ben birazcık özellikle size sektördeki farkınıza değinmek istiyorum. Biraz evvel de söylediğiniz resmi kurum kuruluşlarla iş yapıyoruz. Tabii ki onların kendi içlerinde, kendi bünyelerinde bulundurdukları kriterler var. Evet. Bu ihaleleri almanın mutlak yolu önceden geçmişten yaptığınız başarılı çalışmaların onlara yansıtılması ve ihale kurallarına, koşullarına da uyma zorunluluğu var. Evet. Biraz kendinizden söz verir misiniz? Bu sektörlerde sizin gibi hizmet veren birçok işletme varken gerek kurum kuruluşların gerek müşterilerin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir efendim? Bizim genelde çalışmalarımızda başlangıçta ilk hedefimiz malzememizin, bize güvenen insanların projelere tam detaylarıyla hakimiyet kurmak, zamanında bitirmek vesaire buna benzer yani temel düşüncelerde hep doğruluk çerçevesinde ileriye bakıp bu şekilde çalışmalarımızı bugüne kadar getirdik. Tabii ki önceliğimiz dürüstlük. Evet. Ancak verilen hizmetin taahhütün zamanında yerine getirmesi. Aynen. Verilen hizmetin ve ürünün arkasında durma özelliğimiz. Tabii ki profesyonel kadroyla çalışma. Proje okuyabilen, proje yapabilen dostlarımızla birlikte çalışmak.
ve en önemlisi biraz evvel de söylediniz, uzun yılların tecrübesi zannediyorum sizi bu sektörde diğer firmalardan ayıran en önemli özellikler. Evet. Şimdi biraz evvel söylediniz, cezaevi yapımları yapıyoruz dediniz ve şu an bildiğim kadarıyla 5. cezaevini inşa etmektesiniz. Evet. Şu ana kadar yaptığınız cezaevleri ve bugün yapılan işlem nerenin özellikle işlemidir efendim? Erzurum Oltu Cezaevi, İslahiye Cezaevi, İskenderun Arsuz beldesindeki cezaevimiz, Türkoğlu Maraş cezaevi ve şu anda son olarak da Aksaray, Aksaray'da çok büyük bir projemiz var. Şu anda başlamış bulunmaktayız. Hedef, sonuç itibariyle 2,5 yıllık ve 3 yıllık bir süreç. 3 yıllık bir proje. Evet. Düşünülüyor şu an. Ancak çok büyük çaplı bir inşaat. Evet. Ama geçmişteki referanslarınıza baktığımızda zaten bu ihaleyi sizin almanızdan daha doğal bir şey yoktu. Geçmişteki evet. Başarılarınız, gelecekteki teminatınız olarak insanların sizleri tercih etme sebebi oluyor. Evet. Şimdi biraz evvel söyledik. Türkiye'nin birçok noktasına gelen talepler doğrultusunda hizmet verebiliyorsunuz. Peki bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sevgili izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar? Bizim Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla ulaşabilirler. Mail adresimiz var, normal telefonlarımız var. Sosyal medya sayfalarından değerli izleyicilerimiz evet. Sizlere firma isminizle ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarınız var. İzin verirseniz ben paylaşabilir miyim sevgili izleyicilerimiz? Tabii ki. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numaraları 0326 alan koduyla 221-0323. Yine GSM numaramız 0538 586 46 13 ve 0541 828 88 03 nolu telefonlardan izleyicilerimiz sizlere ulaşabilecek. Özellikle Onur Çelik Yapı ya da Onur Kaynak Atölyesi olarak sosyal medya sayfalarından ulaşmaları halinde burada verdiğimiz hizmetlerle ilgili tüm detay bilgi ve görsellere de ulaşabilecek olan değerli izleyicilerimiz sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizlere telefon numaralarınızdan ulaşma imkanı bulabilecekler. Doğrudur. Israrla söylüyoruz bu sektörün en iyisisiniz. Biraz ileriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Az önce de söyledim siz özellikle son 15 yıllık işletmecilik tarihinizde başladığınızda bisiklet imalatıyla başlayan bir atölye doğrudur. Olarak küçük bir atölye olarak başladınız. Her gün kendinizi geliştirerek bugün sektöre yön veren bir işletmecilik yapıyorsunuz. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Hayırlısıyla iş ortaklarım dediğim benim bugüne bu noktaya gelmekte her zaman yanımda olan ustalarım, demirbaş olarak her zaman ellerini taşın altına koyan iş arkadaşlarım, çünkü işçi kelimesinin sıfatını hiç kullanmak istemiyorum. Her zaman yanımda oldukları gibi benim çok daha güzel projelere imza atmamı hedeflediğim bu günlerde yine yanımdalar. Ve ileriye dönük inşallah çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Zaman içerisinde daha geniş bir alan, evet. Daha fazla insana hitap evet. Etmek, belki bünyemizde daha çok insan çalıştırmak adına projelerimiz kesinlikle. Var. Ama anladığım kadarıyla önceliğimiz bugün verdiğimiz hizmetin kalitesinden asla ödün vermemek kesinlikle. Diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz evvel de söyledik, bu sektörde sizi en iyi yapan özellikleri siz bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız ama bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerle çalışan, sizden aldıkları hizmet ve ürün sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturmuş belki binlerce değerli izleyicimiz de var. Evet. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Öncelikle bizi tercih eden bütün müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden sonra da çalışmalarımızda en iyi hizmeti vereceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar onlara hizmet vereceğiz. Çünkü onlar artık bizim büyük ailemiz diyebiliriz. Evet. Aslında burada verdiğiniz hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize maalesef aktarabilme imkanımız yok. Ancak bu yoğunluk içerisinde bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Küçük bir atölyeden bugüne geçişte 60'ın üzerinde insana istihdam sağlayan, Türkiye'nin ekonomisine başarılı katkılarınızdan dolayı da bir kez daha sizleri cani gönülden kutluyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyorum. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerim sizlere Hatay, Antakya'dan ve sektörün en iyisi Onur Çelik Yapı, Onur Kaynak Otelyesi'nden seslendiğimizi söylemiştik. Türkiye'nin 81 iline zaman zaman yurt dışından gelen taleplere de cevap verebilen bu işletme, belki bir metrelik bir çerçeveden başlamak suretiyle 10 bin metrelik bir inşaata kadar her türlü taahhütün üstesinden gelebilecek, yaptıkları başarılı çalışmalarla da şu an sektöre yön veren bir işletme olması hasabıyla da mutlak buranın görülmesi ve tercih edilmesi bizlerin de tavsiyesi.